Burada dört tane ifade yazılı. Bu ifadelerden hangilerinin eksi 2 bölü 3'e eşit olduğunu düşünmenizi istiyorum. Şimdi videoyu durdurarak düşünebilirsiniz. Evet, şimdi devam edelim. Önce ilk ifadeye bakalım. 1 bölü 9 artı 5 bölü 9. 9'da 1'e 9'da 5 eklersem sonuç ne olur? 9 6. Bir şeyden bir tane var, aynı şeyden 5 tane daha ekliyoruz. Toplam 6 tane oluyor. 1 bölü 9 artı 5 bölü 9 eşittir 6 bölü 9. Peki, 6 bölü 9'u sadeleştirebilir miyiz? Hem 6 hem de 9 3 ile bölünebilir. İkisini de 3'e bölerek, bu kesiri en sade hale getirelim. 6 bölü 3, 2 eder. 9 bölü 3, 3 eder. Yani bu kesiri 2 bölü 3 olarak yazabiliriz. Biz hangi orana ulaşmaya çalışıyorduk? Eksi 2 bölü 3'e. Yani bu ifade eksi 2 bölü 3'e eşit değil. Buraya hayır yazalım ve ikinci ifadeye bakalım. Eksi 1 bölü 6 artı eksi 1 bölü 2. Her iki kesirin önünde de eksi işareti var. Bu ifadeyi eksi 1 bölü 6 artı eksi 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Eksi işaretlerini paya aldım. Paydaları farklı olan iki kesirle toplama veya çıkartma işlemi yapamayız. Önce bu kesirlerin paydalarını eşitlememiz gerekiyor. 6'nın 2'nin katı olduğunu görüyoruz. Yani ilk kesiri olduğu gibi bırakabiliriz. İkinci kesirin hem payını hem de paydasını 3 ile çarparsak, iki kesirin paydası da aynı olur. Eksi 1 çarpı 3, eksi 3 eder. 2 çarpı 3, 6 eder. Yani, eksi 1 bölü 6 artı eksi 3 bölü 6. Bu da eşittir, eksi 4 bölü 6. Bu kesiri sadeleştirebilir miyiz? 4 ve 6 sayılarının ikisi de 2 ile bölünebilir. 4 ve 6'yı 2 ile bölelim. Pay, eksi 4 bölü 2 eşittir eksi 2. Pay da, 6 bölü 2 eşittir 3. Yani, eksi 2 bölü 3. Bu ifadenin sonucu, aradığımız cevapla aynı. Buraya, evet yazalım. Şimdi, üçüncü ifadeye bakalım. Eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 2. Eğer iki negatif sayıyı çarparsak çarpım pozitif bir sayı olur. Bu ifade eşittir pozitif 1 bölü 3 çarpı 2. E, 1 bölü 3 çarpı 2, 2 bölü 3 eder. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu eşittir 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 1. 2'yi kesir olarak yazdık. Şimdi 2 kesiri çarpıyoruz. Kesirleri çarparken payları ve paydaları birbirleriyle çarpıyorduk. 1 çarpı 2 eşittir 2 bölü paydaların çarpımı, yani 3 çarpı 1. E, bu da eşittir 2 bölü 3. Bu ifadenin sonucu pozitif bir sayı. 2 tane negatif sayıyı çarptık, sonuç pozitif bir sayı oldu. Bu ifadenin cevabı eksi 2 bölü 3 değil. Buraya da hay'ır yazıyoruz. Şimdi son ifademizi inceleyelim. Eksi 1 bölü 3, bölü 1 bölü 2. Evet. Bunu güzel güzel renklendireyim. Bir kesirle bölmekle, bu kesirin tersiyle çarpmanın aynı sonucu verdiğini biliyoruz. Bu ifadeyi, eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'nin tersi olarak yazabiliriz. Yani, eksi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 1. Peki bu neye eşit olacak? Buraya bakarken, bunu eksi 1 bölü 3 gibi görmek yerine, eksi 1'i 3'e bölüyormuşuz gibi düşünebiliriz. Aslında aynı şey ama böyle düşünmek faydalı olabilir. Böylece eksileri artıları daha iyi takip edebiliriz. Hatta durun, daha güzel yazayım şunu. Eksiyi 1'in yanına yazalım ki daha iyi anlaşılsın. İki kesiri çarparken, kesirlerin paylarını ve paydalarını çarpıyorduk eksi 1 çarpı 2 bölü, paydaları da çarpalım, 3 çarpı 1. Bu da eşittir, eksi 2 bölü 3. Evet, bu aradığımız cevapla aynı. Bu ifade, eksi 2 bölü 3'e eşit. Buraya da, evet yazıyoruz.